Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar, luncu satın almak için çok mu geç kaldık e, sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Tabii bu haber görece eski. Dünden bugüne beklentilerin dışında olanlar neler, neden böyle oldu gibi soruların da üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Terra'nın klasiği satın almak için çok mu geç? Kripto uzmanlarından launch fiyat tahminleri. İlk olarak <laughs> şunu söylemek lazım arkadaşlar. E, launch tarafı tabii yani launch'u satın alın diye demiyor. Launch yatırımcısının e, alım yapması ve kademeli alımlara gitmesi üzerinden yani bu konuyla alakalı konuşuyoruz. Yoksa e, luncu satın almakta da, almamakta da aslında kişinin kendi tercihidir arkadaşlar hatta ben eğer yatırımcı şayet e, çok tecrübeli değilse luncu almayı mantıklı bulmam çünkü panik satışları e, kuvvetle muhtemel yapacaktır e, ya da radikal noktalar işte ne bileyim bilmem kaç sene tutarım bir dolarda satarım gibi e, düşüncelere kapılıp zarar edecektir o yüzden acemi yatırımcıya çok da önermem yani ben Lunge girmesini girmemesi daha iyi olacaktır diyebilirim. Genel bir cevap Lunge'u satın almak için geç mi kaldık? Şu an itibariyle tam sırasıdır. 3.012 pozisyonları gerçekten de e, Lunge alma konusunda uygun fiyatlardır arkadaşlar. 3.016'nın altı uzun vadede böyledir. Kısa orta vadede 3.012'ler de böyledir. Tamam. Algoritmik stablecoin Terra USD'nin ABD dolarına karşı e, pegini kaybetmesiyle lunge bu hafta yatay seyrediyor. Jeremy Powell açıklı şimdi Jeremy Powell'la alakalı biliyorsunuz bir bomba daha geliyor. Ayın 12'sinde enflasyon verisi açıklanacak. Mayıs'ın 3'ünde de Powell ve e, Fed faiz kararını açıklayacak arkadaşlar. Tabii ki şu anda böyle bir süreç bizleri bekliyor. Kaldı ki luncun e, fiyatlandırılmasının yapılması için de e, yine çok önemli bir nokta olacaktır arkadaşlar. bu. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Nihayetinde altcoin'lere pozitif bir fiyat girişi, para girişi bekliyoruz ve pozitif bir fiyatlama bekliyoruz değil mi? E, genel durum bu şekildedir. Şimdi 3.018, 3.020'lerden e, tabii ki burada bahsediliyor. E, bunlar, bakın bunlar artık biraz daha şu andaki... Genel fiyatı yani bizim gözümüzü dikmemiz gereken nokta 3.016'lar arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim piyasada bir katalizör çalışırsa e, BTC altcoinleri rahat bırakırsa lunch 3.016'lara kadar bir tırmanış yapacaktır. E, aynısı geçmişte de farklı zaman dilimlerinde çok fazla görülmüştür. Şu anda BTC işi çok fazla zorluyor. Sürekli 28.5'ları dene. Sonra düzeltme yap 27.5 bir anda patla 28.5 düzelt 27.5 akümüle ol kalk. Yani zaten yüksek dominans bu kadar e, hissedilirken bu lunge gibi altcoin'ler üzerinde de arkadaşlar çok ciddi bir fiyat düşüşüne hiç değilse kalkamayışına sebebiyet veriyor. O yüzden önce bu e, furyayı bu dönemi bir atlatmak gerekiyor ki ondan sonra altcoin'lerde açılım beklensin. O yüzden 12'lerden yapılacak kademeli alımların ilerleyen süreçte BTC rahat bıraktığında 3.016'lara doğru bir yükselişle karşılanacağı görüşündeyim. Tabi burada ancak 3.016'ların e, tekrar <laughs> egale edilmesi halinde ve destek alınması halinde buradaki 3.02'li e, fiyatlar o zaman yeniden e, denenebilir halde olacaktır. Ortalama 3.0.21 diyeyim ben fiyatları. Zaten alındıktan sonra çok daha pozitif ve düzgün bir seyir izleyebiliriz arkadaşlar. Burada tebrik ediyorum. Güzel noktalar vermiş. 3.0.27'ler diyebiliriz düz. Devamında bu pozisyonlara bakın. 3.0.37'ler Buralar önemlidir arkadaşlar. 3.0.37 nedir? Lunge için <laughs> neden bu kadar önemlidir? Lunge'un Net anlamda ATH'e gidebileceği bir net kırılım budur arkadaşlar. Bak 3.037 dolardır evet. Yani 3.037'lerin kırılımı tam anlamıyla evet yeni bir ATH geliyor. Ve Launch coin'de belki de günler içinde bir ATH görebileceğiz anlamı taşıyacaktır. Çünkü geçmişte hem yükselirken hem düzeltmede burası çok net ve nokta atışı bir şekilde çalışmıştır. Hatta orta uzun vadedeki düzeltmesinde de yaptığı yükselişte tekrar bu noktaları yoklamıştır ve çok önemli bir seviyedir. Tabi bu seviyelerin görülmesine daha var. Anca şöyle e, makro verileri alacağız. Devamında Bitcoin piyasayı bir e, rahat bırakacak. Anlatabiliyor muyum? Daha doğrusu 28,5 binler şöyle bir kırılacak Bitcoin tarafından. Bir 34,5 bin hareketi seyredeceğiz ki ancak o zaman e, lunc'da da düzgün bir hareket görebilelim. E, lunc'u satın almak için çok mu geç? Hayır. E, yani şu an konuştuğumuz zaman yatırımcısı için lunc'u dediğim gibi e, satın almanın tam sırası olacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Şimdi Lunj <laughs> alternatifleri diyor. Yani mesela ne dedi, XRP gelecekte bir noktada önemli bir rally yapacak olsa bu birkaç ay daha e, yükselişecek. XRP ile mesela kıyas ediyor. Şimdi şöyle, yani Luncun alternatifleri konusunda, ya dediğim gibi, coini kim satın alıyor ve e, nasıl bir yapısı var. Yani bu gerçekten kişiye göre, kişinin beklentisine göre, tamam? Mı? Yani bunlara göre çok fazla değişir arkadaşlar, Luncun alternatifleri. Ha, iyi, Luncdan daha iyi diyebileceğimiz coinler var mı? Tabii ki var. XRP Luncdan daha iyidir mesela hem uzun vadede hem kısa orta vadede daha büyük bir e, yükseliş potansiyeli, katlama potansiyeli vardır. Aynı zamanda lunç kadar radikal değildir. Örneğin Shiba yine bu şekildedir. Yani pek çok noktada hem <laughs> katlama oranı vadi bakımından hem de güvenilirlik bakımından lunçdan iyidir. Doge iyidir. Floki iyidir. Yapay zeka coinlerinin işte FET, AGIX, GRT, ROS iyidir. DOT iyidir. Matic iyidir. Eldio daha iyidir. Tamam mı? Bütün piyasayı saydım. Yani e, bunlar görece mesela benim e, luncun önüne koyabileceğim coinlerdir arkadaşlar. Durumlarda böyle mesela Baby Doge daha iyidir. Tamam mı? Dediğim gibi. Bu şekilde ya da e, bazı Shiba tokenları bakınız bol. Daha iyidir. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki bu e, iyi hani neye göre, kime göre? Genel olarak her zaman diliminde ortalama bunlar. Durulduğunda biraz daha atik, uzun vadede daha güvenilir, daha az radikal, daha düşük riskle daha yüksek katlama oranı bırakabilme potansiyeline göre olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.